Burası da bebek odası olur. Bebeklerin odası. Evet. Ya Menekşe, 5 tane yatak sığacak mı buraya? Hepsi aynı odada mı yatacaklar? Kızlara ayrı oda yaparız canım. Gözünü korkutamadım yani. Ne korkacağım? Gel bizim odamıza bakalım. Bizim odamız. Menekşe! Halil! Abi gel yukarıdayız. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Lale, Halil. Ha, merhaba. Merhaba. Lale. İyisiniz değil mi? Hı hı. Bugün çok korktunuz herhalde. Hem de nasıl? Yusuf'la Kadir'e sataşmak için size zarar verebilirlerdi. Hı. Neyse geçti. Ev güzelmiş. Ha? Çok güzelmiş. Evet. Menekşe de beğendi. En önemlisi o. İnşallah her şey bir an önce yoluna girer de bu evin keyfini hep birlikte çıkarırız. İnşallah. Ben eminim. E hadi aşağı inelim. Hı. Geç. Hadi dedim. Ev çok güzel. Bir sürü odası var. Bakımlı, güzel. Canım yine de bir elden geçmesi lazım. Otur. Hemen bitti mi yani iş? Tapuya falan gitmeden nasıl? Avukatlar hallediyorlar. Avansı yollamışlar bile. Aha, ben de soruyorum. Bir telefonla bitti yani. Şansın varmış. Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Teşekkürler. Hadi Halil'in evini kutlayalım. Ailece ha? Hadi herkes otursun. Yemekleri ben yapacağım. İnanmıyorum. Ay tabii çok güzel yemek yaparım. Sen de yemiştin. Evet ya yemiştim. Makarna yemiştim. Başka yemek bilmiyorsun zannediyordum. Dalga geçsen bakalım. Anne sen de dur. Ben yardım edeyim mi? Hayır. Hayır. Gel. Ver ben doğrayayım. Yok. Biraz suyu açayım geçer şimdi. Lale burada kalacak o kadar. İsmet de adamları da onun sayesinde içeri girdi. Ya önüne mi atayım kızı? Semih dışarıda. Mustafa da yakalanmadı daha. İntikam almak için fırsat kolluyorlardır. Tamam tiyatro yapma. Aferin. İşimize yarayacaksınız. Yalnız bu işte gizlilik önemli. Biliyoruz. Bilmediğiniz bir şey var ki bu tuttuğunuz silahlar temiz değil. Anlamadım nasıl temiz değil? Bu kağıtlı. Polis bu silahlarla işlenen cinayetleri çözmeye çalışıyor. Şimdi silahların üzerinde sizin parmak izleriniz var. Benim için de iyi şeyler düşünmüyorlardır tabii ki. Yani... Lale'yi bırakamam. Bence de bırakma zaten. Sen de dikkat et kendine Kadir. Lale hakkında laflarına da dikkat et öyle. Caz cüz yapıp da annemi dolduruşa getirme. İyi tamam anladık. Bundan sonra ne yapacağımızı konuşalım. Mustafa bulunamadı. O tabanları yağlamıştır çoktan. O bulunursa o kadar rahatlayacağım ki. Artık ben de. Of. Nefis kokuyor ya. Ne bu böyle? Makarna. Yalancı. Demek başka yemek bildiğime inanmıyorsun sen. Hepsinden zorla yedireceğim sana, zorla. Senin elinden zehir olsa yerim ben. Çık dışarı hadi, üstün kokacak. Ya ne var işte, seni seyretmek istiyorum. Menekşe, masayı hazırlayalım mı? Olur. Bak örtü şu çekmecede. Siz oturun. Ben kurarım sofrayı. Tamam. Ben ekmek almaya gidiyorum. Ya ne yemekmiş, hala hazırlanamadı ya. Hadi kızım acıktık. Hazır, bir dakika. Heyecanlandırma kızım. Acıktık ya. Buyurun. Rahatsız olma çocuğum, otur. Yok canım, ne demek? Beni de mutfaktan attılar. Ayak altına dolaşma dedi Menekşe. Menekşe'ye de bak. Ya 2 günde ne hale geldik Nezim? Daha karşı kıyıdan aldın geldin galiba ekmeği. Yürüdüm biraz. Ver keseyim. Sağ ol. Hadi yavaş yavaş oturun sofraya. Biz hızlı otursak acıktık vallahi. Buyurun o zaman. Hadi. Buyurun. Geç çocuğum geç. Geç. Ellerine sağlık Menekşe. Hepsini bu kadar kısa zamanda nasıl yaptın sen? Ya nasılmış? Hadi bir de tadına bak bakalım. Bakalım. Aman dikkat et Halil. Çok fenasınız siz ya. Şaka. Eline sağlık canım. Çok güzel olmuş. Ben çok şanslı bir adamım. Çok. Hadi güzel, vallahi güzel ye. Aşk olsun yiyorum zaten. Eline sağlık Menekşe. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Müsaade eder misin nine? Hı? Zıkkım için. İçiyoruz zaten. Halil. Abi bana verme. Kadir. Hı? Dur de. Hı. Lale. Yok, su içiyorum ben. Ara sıra karaciğeri dinlendirmek lazım tabii. Şaka yaptım ya. Ellerinize sağlık, kesenize bereket. Afiyet olsun. Afiyet ben bir namazımı kılıp geleyim. Bırakın siz, ben de... Yavaş ya. Ya kusura bakmayın. Önemli değil. Kimmiş? Aysel. Alo. Ne haber Aysel? Evet, yemekteyiz. Anlaşıldı. Bu kadın bu gece huzur vermeyecek. Toplantıyı sormayı unuttum. Ne oldu Zeynep işi? Sorun çıktı. Ya. Maalesef bir süre daha uğraşmam gerekecek. Yani hala şirkette mi olacak? Hı hı. Neden? Konuşuruz. Ne oldu? Yok bir şey. Toplantıyı sordu da. Hı. Huzurum kaçtı Halil. Yine o kadın etrafında olacak. Evet. Bir süre daha. Ama neden? Çok kesin konuşmuştun. Bugün bu iş bitiyor demiştin. Canım olmadı işte. Hisselerini bırakıp gitmiyor. Şirketin sahibisin ve onu atamıyorsun. Ya Menekşem, o kadar kolay değil. Ya pes etmedin, uğraşacağım. Mahkemeye veriyorum, halledeceğiz. Artık o kadar emin değilim. Sen şimdi bana güvenmiyor musun? Güveniyorum ama bu mesele fazla uzadı. O kadının etrafında olmasına tahammül edemiyorum. Artık ben de tahammül edemiyorum. Artık. Menekşe, hep Zeynep yüzünden tartıştığımızı farkında mısın? Neden acaba? Neden? Halil, o kadın seni yatağına girdi. Bütün geceyi senin yanında geçirdi. Hiçbir şey hatırlamamış olmana inanmak zor olsa da... Bir dakika ya, sen hala inanmıyor musun bana? Ya tamam, bir şey olmadı dedim, ben de kabul ettim. Ama inanmadın. Öyle değil mi? Ben gördüğüm manzaranın etkisindeyim hala. İkiniz de yarı çıplak kapıda. Hala o resim gözümün önünden gitmiyor. Benim de seni gelinlikle Mustafa'nın yanında gördüğüm resim gözümün önünden gitmiyor. Bak, ben sana yalan söylemedim Menekşe. Ama sen bana yalan söyledin. Memlekete gideceğim dedin, o adamla evlendin. Bana daha önce söylemiş olsaydın, bana yalan söylememiş olsaydın, her şey bambaşka olabilirdi. Sen neler biriktirmişsin içinde? Ben biriktirmedim. Bir kere daha açtım bu konuyu sana. Sana inandım ben. Ama sen bana hala inanmıyorsun. Ya neyse, ben gideyim, hadi girmeyeyim içeri artık. Kalma sen de burada. İyi geceler, yemek için teşekkürler. Halil! Menekşe, gir içeri, üşüme. Halil! Halil nerede? Gitti. Aa, neden? Bunlar da bir öyle bir böyle. Haklarında hayırlısı. İyice yüz buldu da ondan. Bağım haklı vallahi. İstanbul'u yaramadı. Odada olduğunu bilmiyordum. ağlıyorsun? Yok bir şey. Halil'le mi tartıştınız yoksa? Ufak tefek şeyler için üzmeyin birbirinizi. İnsanlar bir parça mutluluğu yakalamak için ne fedakarlıklar yapıyor bir bilsen. Siz birbirinizi bulmuşsunuz işte. Böyle temiz bir aşkı yok yere hırpalamayın sakın. Hayır. Efendim canım. Seni çok seviyorum Halil. Sana güveniyorum. Sana hep inandım. İnanıyorum da. Bir tanem ağlama ne olur. Senden hiç ümidimi kesmedim. Kırdım seni, özür dilerim. Kırıldım. Evet. Daha doğrusu böyle olduğumuz zamanlarda yaşam enerjim gidiyor. Yani sen benim yaşama sebebimsin Menekşe. Canım geçti değil mi? Artık kızgın değilsin bana. Yarın bir an önce görebilmek için sabırsızlanıyorum. Şimdiden özledim seni. Dön gel hemen. Bizimkiler de seni sordular. Olmaz artık. Yarın görüşürüz tamam mı Menekşem? Gelir seni alırım işlemler için. Tamam canım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Gel. Tamam mı? Barıştık. Buyur oğlum. Ya kusura bakmayın. Acelemiz var diye giremedik. Olsun olsun. Güle güle oğlum. Güle güle. İyi günler. Günaydın. Benim için gün şimdi aydınlandı. Seni görünce. Teşekkür ederim. Ya dün gece için özür dilerim. Tamam. Dün bitti. Bak yeni bir gün başladı. Şimdi gideceğiz. Boşanman için işlemlere başlayacağız. Eve ustalar geldi gördüm. Evet. Evimiz hazırlanıyor. Her şey çok güzel. Her şey. Sen de çok güzelsin. Sabah kaçtan beri hazırlanıyorum biliyor musun? Sanki ilk kez karşılaşacakmışız gibi heyecanla hazırlandım. Her zaman öyle olsun. Biz hiç eskimeyelim Menekşe. Hiç. Ben de her sabah uyanıp seni yanımda göreceğim günlerin heyecanıyla yaşıyorum. Her zaman öyle olsun. Yıllar sonra bile. Öyle olacak. Sana söz veriyorum. Ha bir farkla. Sen yanımda olacaksın. Komik değil, acı. Birbirimize günaydın diyemeyecek hale geldik. Gerçekten çok acı. Hala hangi yüzle konuşuyorsun sen? Menekşe. Korkma. Cevap verip basit tartışmalara girecek değilim. Sensin basit. Menekşe lütfen. Bana bak. Sen de sözlerine dikkat et, sınırlarını zorlama. Geç canım. Sen benim sınırlarımı zorlamakla kalmadın, yıktın geçtin. Kes sesini. Bizi yalanlarınla zehirleme artık. Halil, beni böyle hırpalamana izin vermeyeceğim. Her şey için beni suçlamandan bıktım artık, yeter. Ne oluyor? Kendini kontrol edemedin, beni suçladın. Sonra başına gelmeyen kalmadı, yine beni suçladın. Bana ne ya bu kızın dertlerinden? Uğraşmayın benimle artık, yeter ya. Zeynep sakin ol. Bak, yakında gideceksin bu şirketten. Hepimiz rahat edeceğiz. Ben senin yüzünü görmeyi çok mu istiyorum? Bana bu haksızlığı yapan insanla aynı yerde çalışmayı çok mu istiyorum ha? Ben de çekip gitmek istiyorum ama bekliyorum Halil. Benden özür dileyeceğin günü bekliyorum. Bir gün sözüme geleceksin. Anlayacaksın neyin ne olduğunu. O gece için benden özür dileyeceksin Halil. İnatla bekliyorum. Benden özür dileyeceğin günü bekliyorum. Gel. Gel canım. Otur canım. Tam sinir savaşı bu. Ama kazanamayacak. Yeter Halil. Yeter, bu saçmalığa bir son ver artık. Bu şekilde devam edemeyiz. Kimseyi zorla tutmuyorum ben. İsteyen çeker gider. Bana bak, bu o kadar kolay değil biliyorsun. Hepimiz bu şirket için çalışıyoruz. Bunca senenin emeğini senin özel hayatındaki çalkantılara feda edemeyiz. Mithat Bey, bir randevumuz var. Çıkar mısınız lütfen? Halil! Kendine gel. Saçma sapan suçlamaların yetti artık. Saplantı haline getirdin. Sen bu şirketin patronusun. Çalışanların gözünün önüne ne duruma düşüyorsun? Kendine nasıl zarar verdiğini farkında değil misin? Lütfen. Kendine de bize de haksızlık ediyorsun Halil. Koskoca holdingimiz. Böyle sürerse batıp gideceğiz. Yeter artık, yeter. Hatalarını kabul et, gerçekleri gör. İn bulutların üstünden, ayakların yere bassın. Selim Bey nerede kaldı? Büyük haksızlık. Büyük haksızlık. Yazık oldu, yazık. Evet, bekliyoruz. Bir saniye. Canım, ne içiyorsun? Tamam, yok bir şey. Menekşe, sıkma canını bir tanem, ne olur. Tam da haksız değiller. Söylediklerinde gerçek payı var. Ne diyorsun sen Menekşe? Öyle Halil. Benim yüzümden döndüm bu insanların arasına. Bir sürü tehlikenin içine düştüm. Tamam, eski şeyler bir tarafta kaldı ama benim dertlerimle uğraşmaktan yenileyemiyorsun kendini. Sana engel oluyorum, zarar veriyorum, aşağı çekiyorum seni. Bana bak. Bak bakayım bana. Bak nasıl kızıyorum, görüyor musun? Bak. Ne Mithat, ne Zeynep, ne de şirketler. Hiçbir şey umurumda değil, anladın mı? Bir tek sen varsın benim için. Bir tek sen. Gel bakayım buraya sen. Menekşe. Bak, yapma. Lütfen. Tamam. Gel. Günaydın. Günaydın. Gel Selin, gel otur. Biz hemen dava dilekçemizi verir, süreci başlatırız. Mahkemenin gönderdiği celbi kendinin alması lazım. Yoksa itiraz eder. Ya bir şekilde itiraz edecek işte. Peki yakalanıp hapse girerse o zaman daha kolay olur değil mi? Tabii, kesinlikle. İnşallah bir an önce yakalanır. Yakalanacak. Yakalanacak. Merak etme. Hem kurtulacağız ondan, hem de karanlıkta kalan birçok şey ortaya çıkacak. Oo, mutfak da büyükmüş. Geniş, ferah, kocaman ev. Çok beğendim vallahi. Güle güle otur oğlum. Güle güle oturalım inşallah. Halil evlendikten sonra da burada oturalım diyor nene. Güzel. Bize de yakın. Artık dakika başı buradayım ben. Başımızla beraber nineciğim. Başımızla beraber. Şaka yaptım oğlum. İnanma hemen. Ben o kadar rızasız mıyım? Ha? Ustalar onarıma başladı. Boyacılar yarın mı gelecek? Evet. Birkaç örnek renk getirecekler. Duvarların rengine sen karar vereceksin. Birlikte kararlaştıralım. Olur. Burası da büyükmüş. Oturma odası yaparsınız herhalde. Bilmem. Halil çalışma odası olarak kullanır dedim ben. Bebek odası da yukarıda. İnşallah yavrum, inşallah. Hayırlısıyla temizliğin yolumuzdaki çalıları. Evlenin, alın bebelerinizi kucağınıza. Allah bana o günleri göstersin. Allah bana sizin çok güzel günlerinizi göstersin inşallah. Hep böyle güldüğünüzü göreyim ben sizin. Nineciğim benim. Şurası da banyo mu? Evet. Banyo. Psst. Yardım edeyim mi? Acıktın galiba. Biraz. Menekşe, fırını kapatayım mı kızım? 10 dakikası var anne. Ha. Ne yapıyorsun sen fırında? Sürpriz. Menekşe bir hünerlerini gösteriyor. Dur daha sen dur. Abim neredir? Abi. Biz geldik. Birazdan sofraya otururuz. Selam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Onlar ne oğlum? Lale'nin eşyaları anne. Ver odama götüreyim. Bırak ben götürürüm. Pakette tatlı var galiba. Evet, baklava aldım. Oo, bayılırım. Teşekkürler. Çiçekler de sizin, buyurun. Ne lüzum vardı? Teşekkür ederim. Kadir nerede? İşi var onun, bir arkadaşına gitti. Yardım edilecek bir şey var mı? Yok, otur sen. Ne yapıyorsun? Ekmek yerine kurabiye yiyor. Hayatımda böyle bir şey yemedim ben. Harikasın Menekşe. Niye getirdin sofraya onu kızım? İştah kapanacak çocuğun. Ben getirmedim, kendi aldım mutfaktan. Ne yapayım, kokusuna dayanamadım. Sonra bir tattım, müthiş. Bu ne ya? Boşuna yaptın yemekleri Süheyla. Bunun yanına bir çay demleseymişiz olacakmış. Alsana Lale. Al. Sağ ol. Bak Halil, bunları bitirip ona göz koymadan yut hemen. Şahane vallahi. Eline sağlık. Nasıl yapıyorsun bunu? Kolay bir şey. Tarifini veririm sonra sana. Ya bir şey söyleyeceğim. Kolaysa her gün yapsana bundan. Yap. Ben de şöyle bir cam mekanı uydurayım kendime. Okul önlerine, stadyuma falan gidip satayım. Ne bakıyorsun? İş yaratıyorum kendime. Tövbe tövbe. Gerçekten bunlardan yapıp satabilirsin Menekşe. Benim de aklıma gelmedi değil aslında. Vallahi çok iyi fikir. Bir de dükkan açarız sana. Hı? Bir kurabiye için dükkan mı açılır oğlum? Ya o zaman çeşitleri de arttırırım anne. Bir işim olur benim de, fena mı yani? Bir dakika. Menekşe pastanesi. Hakikaten ya, arada yardım ederim ben de sana. Berlin'deki gibi. İnge ne yapıyor acaba? Ya Mehmet? Aa bak, açalım dükkanı, Mehmet'i de transfer ederiz buraya. Aman aman aman, İnge kalsın yani. Ben de çok güzel börek yaparım Menekşe, aklında olsun. Hı, tamam, börek ustası da hazır. Pastane işi tamamdır. Abicim ciddiyim ben, neden olmasın ya? Ufak ufak başlar, sonra bir marka olur. Tamam, yarın harekete geçiyorum ben. Önce bir ismini alalım. Hemen. Yer, malzeme falan ne lazımsa bir çalışma yapayım bakalım. Aman oğlum boşuna uğraşma. Olmaz öyle şey. Niye olmazmış? İstanbul'a yerleşmeye karar verdiğimizde sana dememiş miydin yemekçi dükkanı açalım? Şöyle böyle yaparız diye. Bırak kız bir şey yapmak istiyor. Yapsın işte. Abicim, sen ne dersin? Ya ne diyeyim? Hayırlı uğurlu olsun. O zaman Menekşe Pastanesi'ne diyelim. Halil'dir. Bu cumartesi pazar onun eviyle ilgileneceğiz. Aysel açmıyor, tavır yapıyor hala. Günaydın. Günaydın. Mis gibi kokuyor. Poğaça mı yaptın? Aşk olsun Halil. Vallahi seni kokladım ben. Poğaça vermeyeceğim sana. Beni böyle cezalandırma. Gel hadi, kahvaltıya oturuyoruz. Gel. Şunu bir de sen arasana, bana cevap vermiyor. Aradım demin, açmıyor. Günaydın. 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 Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Kokuyu mu aldın Halil? Ha? Ne oluyor? Hiç. Gel otur Halil. Bak Menekşe neler yaptı gene. Görüyorum. Kesin açıyoruz pastaneye, kesin. Hadi bakalım inşallah. Çayı getireyim ben. Siz oturun lütfen. Ben getiririm. Hadi Kadir otur. Yok, benim işim var, çıkacağım. Sabah sabah. Abi. Ha? Bir gelsene. Neli bunlar? Şunlar peynirli, şunlar patatesli. Ha? Abi içim rahat değil benim. Gidip bakayım, akşam çok içmiştik, kötüdür belki. E git. Para yok. Biraz koltuk çık. Olsa dükkan senin, biliyorsun iş yok ki, çok para ne gezer. Ya ne yapacağım, annemden de istenmez şimdi. Bilemem. Yusuf. Bende para var, alın. Hayır, olmaz öyle şey. Ya ben yabancı mıyım? Alın Allah aşkına. Koy onu cebine. İçeri girsen. Ben getiririm çayları. Hani gidiyordun sen? Vazgeçtim. Ben bakarım. Boyacılar ne zaman gelecek? Yarım saat sonra falan. Kim o? Polis. Kadir Doğantürk burada mı? Evet, yukarıda. Kadir Doğantürk. Benim? 23 Ocak 2008 tarihindeki Aysel Aycan'ın cinayetine karıştığını tespit edilmiştir. Bu konuyla ilgili gözaltına alıyoruz.